Bazen çoğaltmalarda olmasını istemediğiniz, yani tamam çoğaltayım ben ama keşke şu delik şu delik olmasaydı diyeceğiniz durumlar olabilir. Bunun içinde yine Sorbius'ta güzel bir özellik var. Örneğin şöyle bir delik. 12 Selim tamamından. Ve okey. Şimdi doğrusal çoğaltmaya geldiğimde yönü belirtiyorum. Şu yön unsurlar, o da şu. Metre aralıklarla. Ve bakın aşağı doğru çekiyorum. Şurayı anlatacağım. Atlanacak öğeler, şey örnekler. Atlanacak örnekler yazmış. Normalde atlanacak öğeler olması lazımdı. Veya atlanacak unsurlar. Neyse açıyorum penceresini. Şöyle bir pencere çıkıyor karşımıza biliyor musunuz? Bu pencere açıldığında bütün çoğaltma yaptığım deliklerin ortasında pembe bir nokta belirir. Bu şu anlama geliyor. Diyor ki ben bunları senin için çoğaltıyorum ama istemezsen bunlardan birkaç tanesini eleyebilirsin. Yani yapman gereken tek şey şu pembe noktaya tıklamak. Gördünüz mü? Gibi. Onaylarsam artık çoğaltmalarda onlar görünmeyecektir. İşte doğrusal çoğaltmada atlanacak öğeler bu kadar basit. Yani bunu aynı zamanda çift yönde de yapabilirsiniz. Hatta gövdeleri kopyalarken de, gövdeleri çoğaltırken de yapabilirsiniz. Şöyle diyelim hatta hani kolaya kaçmayalım bari ya da bu kalsın. Bundan bir tane daha çoğaltalım. Diyelim ki bu sefer şu yön ya da şu yönde bana unsur değil de gövde, bakın tikini kaldırmayacağım bu sefer. Direkt gövdelerin tikini işaretlediğim zaman zaten otomatikmen diğerinin tikini iptal ediyor. Ve gelip gövdeyi seçtiğimde ve bir de bunun aralığını girer. Bu değil, şu. Ve bir de gelip bunun aralığını girersem bu şekilde kaç tane? 7 tane, 8, 9, 10 tane yapalım. Yine aynı şekilde burada da atlanacak öğeleri iptal edebilirsiniz. Mesela şu olmasın, bu olmasın, şu olmasın gibi dediğimiz zaman şekil yine aynı şekilde. Önceki gördüğümüz komutlarda zaten tamamen aynı mantıkla çalışıyor. Sadece atlanacak öğeleri görmüş oldunuz. Kaydettim bunu. 54 numaralı parça artık açıp siz de çalışıp uygulayabilirsiniz.